anlatılsın konular, gelsin bütün sorular. Anlatılsın konular, gelsin bütün sorular. İyice dinleyelim, gelsin doğru cevaplar. İyice dinleyelim, gelsin doğru cevaplar. Birlikte yarışalım, bilgiyi paylaşalım. Birlikte yarışalım, bilgiyi paylaşalım. Dikkatlice dinleyip başarıya koşalım. Dinlemeyi, öğrenmeyi ve yarışmayı sevenlerin programına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni sezonda, Rebiülevvel ayında, sevgili peygamberimizin doğduğu bu güzel ayda yine sizlerle birlikteyiz. Ve bu mutluluğu paylaşıyoruz sizinle. Stüdyomuzda birbirinden tatlı konuklarımız var. Az sonra onları tanıyacağız. Sonra yeni bölümümüzün ilk yarışmasını, yeni sezonumuzun ilk yarışmasını beraber gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımızı eminim sizler de merak ediyorsunuzdur. Stüdyomuzda 4 yarışmacı arkadaşımız var. Önce onları tanıyalım, sonra yarışmaya başlayalım. Mihrimah Harmancı, 8 yaşında, 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce öğretmen olmak istiyor. Serra Bayrak, 8 yaşında. 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce öğretmen olmak istiyor. Ömer Başer, 8 yaşında. 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce itfaiyeci olmak istiyor. Elizan Öztürk, 8 yaşında. 3. sınıfa gidiyor. Büyüyünce astronot ve bilim insanı olmak istiyor. Sevgili arkadaşlar, Mavi Masa'da bugün bizimle Mihrimah ve Serra yarışacak. Sarı Masa'da ise Ömer ve Elizan bizimle yarışacak. Şimdi arkadaşlarımıza bir hoş geldin diyelim. Onlar da heyecanla sizinle tanışmak için bekliyorlar eminim ki. Mihrimah'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Allah iyilikler versin Mihrimah'cığım. Yarışmaları sever misin? Çok severim. Çok seversin. Ben de çok seviyorum. Hele sizin gibi çocuklarla yarışmayı daha çok seviyorum ve güzel bir gün geçireceğimize inanıyorum. Başarılar dilerim sana. Teşekkürler. Serracığım, evet takım arkadaşısın Mihrimah'ın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim Serracığım. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Sana da başarılar diliyorum. Sen de yarışmaları seviyorsun değil mi? Çok seviyorum. Çok seviyorsun ve bugün çok güzel şeyler öğreneceğiz emin ol. Hadi karşı masaya bir başarılar dile bakalım. Başarılar diliyorsun. Bir tanışalım o zaman arkadaşlarımızla. Ömerciğim hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Ne kadar şıksın Ömerciğim. Ne kadar güzelsin. Maşallah. Peygamber Efendimiz de böyle giyimine, kuşamına önem vermeyi severmiş ve Müslümanlara da bunu tavsiye etmiş. Seni de çok beğendim. Maşallah sana. Yarışmaları sever misin? Evet. Seviyorsun ve bugün bizimle 6 soruluk bir yarışma yapacaksın biliyor musun? Yarışmada 6 sorumuza doğru cevap veren, günün finalisti olabileceği gibi çoğunluğa cevap veren, çoğu soruya doğru cevap veren de günün birincisi olacak. Ama yarışmalarda ne deriz Ömer? Yarışmalarda önemli olan yarışmak, önemli olan eğlenmek, kazanmak çok da önemli değil deriz değil mi? Evet. Maksat beraber güzel bir gün geçirmek mi? Evet, o zaman son yarışmacı arkadaşımızı da tanıyalım ve sonra yarışmamız hakkında biraz bilgi vereyim ben size. Elizancığım hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Karşı masaya söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Başarılar dilemek ister misin? Evet. Başarılar diliyorsun. O halde ben de her iki masaya başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar. Ekran başındaki arkadaşlar, yarışmacılarımızı tanıdık. Peki yarışmamız hakkında da biraz bilgi verelim mi? Dinle konuyu, bil soruyu yarışma programımız nasıl gerçekleşiyor? Hem stüdyodaki arkadaşlarımız hem de bizi ilk kez izleyen arkadaşlarımız için biraz bilgi vermek istiyorum. Biz 6 tane soru soruyoruz bu yarışmada. İlk 3 soru günün konusundan çıkıyor. Günün konusunu dikkatlice izleyen yarışmamızda soruları dikkatlice dinledi mi muhakkak ipuçlarını yakalayacak ve sorulara doğru cevap verecektir diye düşünüyorum. Sonra dini bilgiler ve genel kültür sorularımız, bir de bilmecemiz var. Peki ilk 3 soruyu nasıl dikkatlice dinleyeceğiz? Biz bundan önceki dönemlerde bir arkadaşımızın sunumuyla dini bilgiler içerikli konularımızı dinlerken, şimdi Anadolu kültürüne ait, Türk İslam mimarisine ait çok güzel eserleri tanıtacağız yarışma programımızda.
camiler, medreseler, kervansaraylar ve ülkemizin, vatanımızın o güzel illerine gidip geri stüdyomuza geleceğiz. Arkadaşlarımız eğer hazırsa günün konusuna bağlanmak istiyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Günün konusuna bağlanalım. Bakalım bugünün konusu neymiş? Gök Medrese, Sivas. Medresenin çeşitli bölümlerindeki yazıtlarından 3. Gıyasettin Keyhüsre döneminde Vezir Fahrettin Ali Hüseyin Sahip Ata tarafından 1271 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Sahibiye Medresesi diye de bilinen Gök Medrese, Türk mimarisinin ve süsleme sanatının birlikte görülebildiği en önemli yapılardandır. Medresenin en gösterişli bölümü Taç Kapı'dır. Taç Kapı, üzerindeki süslemelerle Selçuklu kapıları arasında önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda bu kapı, ışık gölge oyununu yaşatacak denli zengin bir görünüme sahiptir. Gök Medresenin avlu çevresinde iki kat üzerine 24 odası bulunmaktadır. Ayrıca yapıldığı tarihten itibaren dini ilimlerin tahsil edildiği medrese olarak hizmet verdiği bilinmektedir. Evet sevgili arkadaşlar, günün konusunu dikkatlice dinledik ve izledik. Harika bir yere gittik bugün, Sivas'a. Sivas Anadolu'nun en güzel şehirlerinden bir tanesi olsa gerek ve Sivas'ta muhteşem bir tarihi yapı olan Gök Medrese'yi ziyaret etmiş olduk. Arkadaşlarımıza soralım, daha önce Gök Medrese'yi ve Sivas'ı gören var mı aranızda? Benim yok. Sivas'a giden var mı? Yok. O halde bugün siz yeni bir şehir ve yeni bir mekan öğrendiniz. İşte harika bu. Şimdi Mihrimah'cığım, biraz izlediğimiz şeyler hakkında konuşalım mı? Gök Medrese'de neler gördün, neler dikkatini çekti, nasıl bir yermiş? Görüntülerden aklında kalanı bizimle paylaşır mısın? Nesi var desem Gök Medrese'nin? 14 odası. Ha, odaları var diyorsunuz. Yalnız 14 değil de oda sayısı 24 değil mi? İki katlı 24 odası var. Güzel bir hatırlamaydı. Çok odaları varmış dedin. Serracığım, Gök Medrese'den sen şöyle neler kaldı aklında? Aklımda zengin bir yermiş. Zengin bir mimarisi varmış. Yani o kadar güzel bir yapı, o kadar güzel inşa edilmiş bir yapıymış ki böyle süslemeleri, işçilikleri çok zenginmiş. Şimdi bir de arkadaşlarımıza soralım. Ömerciğim, Gök Medrese'de ilk bakınca dikkatini çeken ne oldu? Minareler. Minareleri var değil mi? Minareleri nasıl böyle süslemeleri? Güzel. Çok güzel değil mi? Böyle günlük hayatta çok da karşılaştığımız minarelere benzemiyor. Üzerinde böyle çok sanatsal işlemeler, işçilikler var. İşte Gök Medrese'deki o zengin mimari yapının bir parçası o minareler. Elizancığım, Gök Medrese'de sen ne gördün? Neler dikkatini çekti? Öğretmenim, benim dikkatimi bir şey çekmedi. O kadar heyecanlıyım ki diyor, dikkatimi çeken şeyleri bile şu anda toparlayamayacağım. Elizan, yarışma devam ettikçe senin bu heyecanını alacağız, merak etme. Sevgili arkadaşlar, isterseniz artık sorularımıza geçelim. Bugün Sivas'a gittik, Gök Medrese'yi gördük ve sorularımız günün konusu Gök Medrese olduğu için Gök Medrese hakkında olacak. Hazır mıyız? Hazırız. Sarı Masa, hazır mıyız? Hazırız. O halde günün ilk sorusu geliyor. Az önce videosunu izlediğimiz Sahibiye Medresesi diye de bilinen medresenin adı nedir? Hadi yaz biraz. Deminden beri tanıtımını yaptık. Ben başka bir şey dedim. Şu medrese, şu medrese. Medresenin adını söyledim ben. Bir de başka bir adı daha varmış. Sahibiye Medresesi de denilirmiş bu medreseye. Onu da öğrenmiş olduk soruyla. Ne medreseydi şöyle yukarı bakınca aklımıza gelsin. Açık havada dışarı baktığınızda ne görüyorsunuz? Peki şöyle sorayım. Videoda biz Sivas'ta nereyi ziyaret ettik? Nereyi gördük? Sivas'ta nereye gittik? Evet yazıyor arkadaşlarımız. Şimdi hatırladılar.
Mavi masa. Evet. Cevabı yazan zili çalacak diyoruz. Mavi masa yazmış. Mihrimah, cevap nedir? Gök medrese. Gök medrese. Evet, tabii aradığımız cevap gök medreseydi. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Şimdi hatırladık mı Ömer? Değil mi? Ben şimdi soruda şöyle bir şey söyledim. Bir adı daha varmış. Diğer adı da neymiş? Sahibiye Medresesi de derlermiş ona. Ama biz Gök Medrese ismiyle tanıttık sizlere. Bir bilgiyi daha böylece cebimize koymuş olalım. Peki ben medrese medrese diyorsunuz da medrese ne demek diye soran arkadaşlarımız olduğunu düşünüyorum. Gök medrese, minare gördük, cami desen cami denirdi, gök camisi denirdi. Demek ki cami değil ama medrese. Medrese neymiş? Hiç duydunuz mu medrese? Sanki duymuş gibi. Duymuş böyle acaba içinde eğitim, öğretim yapılan. Yazmayacağız, bunu sohbet etmek için soruyorum. Evet, ne geldi aklına, ne yazacaktın? Okul. Okul, evet medrese. Okul demek. Müslüman ülkelerde orta öğretim ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarıdır. Medresenin bir diğer ismi de okuldur. Biz aslında gök medrese derken bir okulu ziyaret etmiş olduk. Peki Ömer, neden minareleri var gök medresenin? İçinde mescidi de olabilir mi? Olabilir. Olabilir mi Serracığım? Minaresi olduğuna göre gök medresenin içinde mescidi de var değil mi? Ezan okunuyor. Minarelerde kim ezan okur Ömer? Biliyor musun? Kim? Yani hocalar okur. Hocalar. Namaz kıldıran kişiye ne deriz? İmam. İmam. Peki ezan okuyan kişiye ne deriz? Müezzin. Müezzin deriz. Evet, ezan okuyan kişiye, ezan okuyan hocalarımıza müezzin deriz. Gök medresenin de minareleri varmış ve müezzinler orada ezan okuyorlarmış demek ki. Bir de niye gök medrese denmiş onu da söyleyeyim mi? Medresenin içine giriyorsunuz, üstü açık. Az önce ziyaret ettik ya, böyle gökyüzüne baktığınızda üstü açık, gökyüzünü inceleyebiliyorsunuz. Gök bilimiyle uğraşan öğrenciler varmış orada. Gökyüzünü inceleyerek çalışmalar yapıyorlarmış. Üstü açık bir medreseymiş. Harika bir tarihi mekandı gerçekten. Evet, ikinci sorumuzla devam edelim. Gök medrese hakkında geliyor sorularımız. Hazır mıyız? Evet. Medresenin en gösterişli bölümü taç nokta noktadır. Noktalı yere ne gelmelidir? En gösterişli bölümü böyle tam girişinde olan bölüm. Medreseye yaklaşıyorsunuz, bir yerden giriyorsunuz. O bölüm taç nokta nokta. İpucu vereceğim. Alalım cevabı, mavi masa zili çaldı. Mihrimah, en gösterişli bölümü nedir? Taç yıldızı. Taç yıldızı. Maalesef aradığımız cevap değildi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir okula nereden girersiniz? Giriş kapısı. O zaman en gösterişli bölümü neymiş? Yazayım mı? Yazın, 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 yazın. Ben söylemedim. Sadece ipucu verdim. Başına da taç yazın. Taç nokta noktadır diyorum ya. Taç. Dur. Yanlışlıkla mı oldu? Evet arkadaşlarımız heyecanla doğruyu yazmaya çalışıyorlar. Bir mekana girerken kullandığımız bir yer var. Oradan geçiş yapıyoruz ve bu medresenin de en gösterişli bölümü olan... Arkadaşlarımız yazdı, onlar söylesin. Mihrimahçığım. Taç? Taç kapısı. Taç kapı. Evet, taç kapıdır diyor. Ömer, sen ne yazdın? Taç giriş kapısı. Taç giriş kapısı. Sen de zili çalsaydın sana da söz hakkını verirdik. Bitmedi ki. Evet, bittiği için ilk önce zili çalana söz hakkı verdik. Her iki masayı da alkışlıyoruz. Taç kapı aradığımız cevaptı. Medresenin en gösterişli bölümü taç kapıdır dedik. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Çok büyük bir kapıydı. Büyük olduğu için mi gösterişli? Hayır,
aynı zamanda üzerinde çok güzel işlemeler, işçilikler, çeşitli semboller var. Yani böyle o taşı işleye 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 o kadar güzel bir hale getirmiş ki ustalar. Onun için de çok gösterişli ve medreseye de böyle bir görkem katıyormuş. Görkemli ve gösterişli diye ifade edildi. Bu taç kapılar bizim geleneğimizde hemen hemen bütün medreselerde ve kervansaraylarda da kullanılmış. Selçuklu'nun gücünü gösteriyormuş çünkü taç kapının böyle gösterişli yapılması. Evet sevgili izleyiciler, şimdi üçüncü sorumuzla yarışmamıza devam ediyoruz. Gök Medrese'nin avlu çevresinde iki kat üzerine kaç odası bulunmaktadır? Hemen zili çalıyorsunuz. Evet, sarı masa zili çaldı. Söz hakkı sizde Ömer'cim, buyurun. 24. 24 odası var dedi. Siz ne dediniz? 24 kapı. 24 odası var. Evet, odayı sormuştuk, fark etmez. 24 aradığımız cevaptı. Alkışlıyoruz sarı masayı. Harikasınız. Evet sevgili arkadaşlar, 24 tane oda varmış. Acaba bu odalar ne amaçla kullanılırmış? İsterseniz bir de onları konuşalım. Bir medrese. Medreseye ne dedik Mihrimah? Okul dedik, değil mi? Eğitim gören öğrenciler var o zaman. Medresenin hocaları var. Bir de talebe denilen öğrencileri var. Şimdi biz çok da uzak olmayan tarihimizden bahsediyoruz. Bizim tarihimizde okullara medrese denilirdi, öğrencilere talebe denilirdi. Değil mi sevgili arkadaşlar? Şimdi biz bu okullarda 24 tane oda olduğunu söylemiş olduk. Bu 24 odada sizce ne amaçla kullanılıyordur, neler vardır? Sizin okullarınızda da böyle odalar var mı? Var. Serracığım? Böyle eskiden kalan mirası şey, böyle eserler olabilir. Ha, şimdi evet, şu anda eskiden kalan çeşitli eserler, bize o dönemi hatırlatan çeşitli eşyalar var. Çünkü artık bir müze olarak kullanılıyor. Ama zamanında nasıl kullanılıyormuş Mihrimah'cığım? Sınıflarda ne yapılır? Yani ders. Ah olarak. Çok güzel işte, sınıflarda ders yapılır. O odaların birçoğu sınıf, yatakhane, mutfak, çeşitli atölyeler, etkinlik atölyelerinin yapıldığı odalarmış ve bu amaçla kullanılırmış. Medresenin odaları bugünkü okulun sınıfları anlamına gelir yani. Öğretmenim, bir kere biz de buna benzeyen bir okula gitmiştik böyle. Bir medreseye gitmiştik. Orada da böyle tarihi eser eşyalar vardı. Evet. Bir sürü oda vardı. Onların içine girince böyle yataklar vardı. Bir de mezarlar vardı. Evet. Peki hangi şehirde olduğunu hatırlıyor musun? Urfa galiba. Urfa'da bir medreseye gittim diyorsun ve bunları gördüm. Sen bir medreseyi ziyaret etmişsin yani. Yani evet. İki tane aslında. Çok bir güzel. De böyle havuz vardı, içine para atılmış. Sen belki Mardin'e de gitmiş olabilirsin. Orada da çok meşhur medreseler var. Sevgili arkadaşlarımız, sizler de gittiğiniz şehirlerde tarihimize ait güzel mekanları muhakkak ziyaret etmeyi unutmayın diyoruz ve günün konusuna bağlı 3 sorumuzu böylece geride bırakmış olduk. Nereye gittik bugün? Arkadaşlar şöyle bir bilgilerimizi toparlayalım mı? Gök Medrese'ye, Sivas'a gittik. Şöyle bir bilgi vermek istiyorum. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan Müslüman Türk beylikleri bulundukları bölgelere birlik ve beraberliği sağlamayı amaçlayarak oralara çeşitli etkinlikler, çalışmalar yaparak hakim olmuşlardır. Hakim oldukları yerlerde eğitim, bilim, kültür çalışmalarıyla hiçbir zorlama yapmadan Müslümanlığın yayılmasını ve devamlılığının sağlanmasını da istemiş, bu amaçla çalışmalar yapmışlardır. Müslüman Türkler son derece zengin ve kuvvetli olan kültürel değerlerini Anadolu topraklarına silinmeyecek bir şekilde yerleştirmek istemişlerdir. İşte bu medreseler hep bu amaçlarla yapılmış, bugüne kadar da varlığını sürdürmüşlerdir.
kendi tarihinin derinliklerinden beslenen Müslüman Türkler, son derece zengin ve kuvvetli olan kültürel değerlerini Anadolu topraklarına silinmeyecek bir şekilde yerleştirmek istemişlerdir. İşte Sivas'taki Gök Medrese de bu eserlerden bir tanesidir ve biz bugün Gök Medrese hakkında bilgi edinmiş olduk. Hatta bu medrese için bizim eski düşünürlerimizden bir tanesi demiş ki Sivas bir yüzükse onun taşı Gök Medrese'dir. Aslında hem medresenin mimari açıdan hem de sanatsal açıdan ne kadar değerli olduğunu bizlere aktarmış. Arkadaşlarımız şu anda ilk 3 sorunun galibini merak ediyorlar. Günün konusuna bağlı olarak sorduğumuz 3 sorunun puan durumunu biz de merak ediyoruz. Hemen bir bakalım. Sarı masa ve mavi masa ile yarıştık. Mavi masa 20 puanla önde gidiyor. Sarı masa şu anda 10 puanda ama hiç üzülmüyoruz. Geride 3 tane daha sorumuz var. Dengeler her an değişebilir. Ve ben 4. sorumuzla yarışmamıza devam ediyorum. Arkadaşlar dikkatlice dinliyoruz. Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak yardım etmeye ve her türlü iyiliğe ne denir? İhtiyaç sahiplerine bir şey veririz. Baş harfi S'dir. Sarı masada, mavi masada zili çaldı. Mavi masa cevabı görelim. Ne dediniz? Sevap. Sevap dediniz. Aradığımız cevap değil maalesef. Evet, siz? Çünkü de sevap. Siz de mi sevap demek istediniz? Aradığımız cevap değil. Hadi hemen silelim. Tekrar bir söz hakkı veriyorum. Cevap veriyorum, ipucu veriyorum arkadaşlar. Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen, yani birisine gidip böyle bir şey veriyorsunuz, o verdiğiniz şeyin adı ne? Hani böyle fakirlere, yoksullara verilir, baş harfi S'dir, ikinci harfi A'dır. Yaptık. Evet, zili çaldınız. Mihrimah cevabı alalım. Sadaka. Sadaka, aradığımız cevap sadakaydı. Hatırladık mı Eliza? Hatırladık. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Peki Gök Medrese'yi yaptıran da sadaka sevabı almış mıdır? Evet. Evet almıştır. Çünkü kalıcı eser bırakmak, cami, han, hamam, köprü, yol, medrese, okul bunları yapmak sadakayı cariyedir. Sadakayı cariyenin de sevabı yaptıran kişiye daima gitmeye devam eder. Evet, 4. sorumuzu da geride bıraktık ve 5. sorumuzla devam ediyoruz. Genel kültür sorusu. İki yakayı birbirine bağlayan, geçiş kolaylığı sağlayan, ahşap, beton veya demirden yapılan yapı nedir? Nedir? Evet. Yazmaya devam edin. Mavi masa söz hakkı sizde. Ömer siz de çevirin lütfen. Köprü. Mihrimah köprü diyor. Ömer ne diyorsunuz gösterin. Köprü. Köprü cevabı aradığımız cevaptı. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Puan mavi masaya. Arun kim kazandı bunda? Mavi masaya puan gitti. Zili ilk çalan söz hakkını almış oluyor çünkü. Ve şimdi geldik 6. sorumuza. 6. sorumuz bir bilmece. Hadi dikkatlice dinleyelim bakalım. Baldan tatlı, baldan ağır. Elde tutulmaz, çarşıda satılmaz. Mendile konmaz, tadına doyulmaz. Acaba bu nedir? Nedir cevabınız Mihrimah'cığım? Su. Su, hayır. Aradığımız cevap maalesef su değil. Mavi masa ipucu vereceğim, sarı masa. Bal, aradığımız cevap değil maalesef. Bakın baldan tatlı, baldan ağır, elde tutulmaz. Suyu tutarsın, balı da tutarsın. Çarşıda satılmaz. Demek ki öyle alışverişle alınacak bir şey değil. Mendile konmaz, tadına doyulmaz. Geceleri bizimle beraber olur ve her gün en az 8 saat onunla beraber olmamız gerekir. Ay çok güzel. Evet, nedir cevap?
Anne, dede, bütün annelerimize gönülden, yürekten sevgi ve selamlar. Anneler, aradığımız cevaptan bile daha tatlı gerçekten. Nedir? Söylüyorum cevabımızı. Uyku. Uykuyu arıyorduk. Bilmecemizin cevabı uykuydu. Her iki masaya da burada puan veremedik ama annelerimize hadi bir sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Çok seviyoruz annelerimizi. Hürmete en değerli varlıklarımızsınız. Allah-u Teala sizlere sağlık, sıhhat, afiyet versin ve başımızdan eksik etmesin. İşte sevgili arkadaşlar, yeni sezonun ilk bölümünü de burada sona erdirmiş bulunmaktayız. Bakalım puan durumumuza arkadaşlarımız neler yapmışlar. Sarı masa ve mavi masayla yarıştık. Çok şeyler öğrendik. Mavi masa 40 puanla günün finalisti oldu. Ama her iki masayı da alkışlıyoruz ve ben onlara hediyelerini takdim etmek istiyorum. Mihrimah'cığım, buyursunlar. Serra'cığım. Teşekkürler Ercan. Şey değil. Ömer'cığım. Elina'cığım, buyurun. Değerli izleyiciler, sevgili arkadaşlar, Dinle Konuyu Bil Soruyu yarışma programımızın bugün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Anlatılsın konular, gelsin bütün sorular. Anlatılsın konular, gelsin bütün sorular. İyice dinleyelim, gelsin doğru cevaplar. İyice dinleyelim, gelsin doğru cevaplar. Birlikte yarışalım, bilgiyi paylaşalım. Birlikte yarışalım, bilgiyi paylaşalım. Dikkatlice dinleyip başarıya koşalım. Dikkatlice dinleyip başarıya koşalım.